Hey, Paraxlen Kimya izleyicisi. Kimyasal hesaplamalar X serisinin ikinci videosuna hoş geldin. İkinci videoda kimyasal hesaplamalarda problem tiplerine devam edeceğiz. Mol kütlesinin hesapladığı sorular, verim yüzde soruları gibi soru tiplerimizle devam. Mol kütlesinin hesaplandığı sorulara da şöyle bir şey lazım bize. Kimin mol kütlesini hesaplamak istiyorsak onun kütlesi lazım. Bir de ee, mol sayısı lazım ki bu kadar molü bu kadar gramsa bir molü kaç gramdır diyelim. Kütlesini doğrudan sorunun vermesi lazım ama molü için onun molünü vermesi şart değil. Tepkime de herhangi birinin molünü biliyorsan kat sayılı orantılı olduğu için onun molünü bulabilirsin. Bak ne diyor? 10.8 gram alüminyum metalinin 10.8 gram alüminyum metalinin 32 gram x2o3 mol kütlesi. Şimdi x'in kütlesi var bak burada. Bunun molünü bulabilirsem bu kadar molü bu kadar gramsa 1 molü kaç gramdır deyip 2 o 3ün emasını bulup buradan oksijeni çıkarabilirim. Ama bunun molü için neyi bileceğiz? İşte bu. Bak bunun kütlesi var 10.8. 1 molü 27 ise 10.8'i 8 yazabilsem güzel olacaktı. Kaç mol? 2 mol olsa 54. 4 mol 108 o zaman 0.4 mol maddemiz varmış. Şimdi 0,4 mol kimin molü? Alüminyumun. E kat sayısı 2 olan 0,4 mol ise kat sayısı 1 olan da 0,2 mol değil midir? Soru bitti bak. 0,2 molü 32 gramsa 1 molü kaç gram? 16, 160. Tabi bu X2O3 için. Yani 2 tane X, 3 tane oksijen oksijen 16 ya. Doğru. 3, 16, 48, 160'tan 48 çıkardık. 112, 2'ye böldük. 56, X'in 1 molünün kütlesi. Bak yine aynı tip bir soru. xco 3'ü ayrıştırdığımızda X, O ve co 2 çıkmış. Oh, mis gibi katsayılar sayılar birebir. O oh, çok kolay soru. Bu 20 grammış bulamam molünü. Bu 11.2 grammış molünü bulamam. Birinin molü lazım. Nereden bulacağım? Hiçbirinin molünü bulamıyorum. X yok. Aa bulurum. Kütlenin korunma yasası. 11.2 bu 20 ise 20'den 11.2'yi çıkar. 8.8'i karbondioksit. 1 molü 44 gramsa 8.8'i kaç moldür dediğimde 0,2 mol çıkmaz mı? E CO2 0,2 ise kat sayısı aynı. Hepsi 0,2 mol. O oh, soru bitti zaten. Bak birleştir bu iki bilgiyi. 0,2 mol 11,2 gramsa 1 mol'ü kaç gramdır de. 1 mol'ü 56 çıkar. E X artı O 56 ya. O'nun 16 olduğunu biliyorsak X 40 yapar. Anlaştık değil mi? 40'ta biraz heyecanlanıyorum. 40 yapar. Cümlesi iyi geliyor. Eskilerden bilen bilir. 40 yaparın ne olduğunu. Biliyorsunuz değil mi? Tamam. Bilenleri sevgiler. Formül bulma problemleri. Formül bulmada da tersini yapıyoruz. Tepkimenin kat sayılarını buluyoruz verilen mollerden. Kat sayılarla denkleştiriyoruz. Hidrojen ve karbondan oluşan bir bileşiğin C ve H'dan oluşan bir bileşiğin 0,2 molünü yakmak için 1 mol oksijen gerekli. Karbon ve hidrojenden oluştuğuna göre sonuçta karbondioksit de su oluşacak. Bu 0,8 mol. Şimdi hemen 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 kat sayılarını bulalım. Bu 0,2 değil 1 yapsak. Kat sayı tam olsa daha güzel ya. Bunun da 1 değil 5 olması lazım değil mi? Moller arasındaki oran kat sayılar arasındaki oran. Bunun da 0,8 değil 4 olması lazım. E, oksijen burada yok. Oksijen kat denkliğine bakarsan burada 4 oksijen var. Burada 10 oksijen var. O zaman 6 da burada olacak. E soru bitti bak. 3 tane karbon var 3 tane karbon yok 8 tane hidrojen var 8 tane hidrojen yok Bileşiğin formülü C3H8 oldu Gördün değil mi? Bak Of bu daha kolay bu daha kolay Direkt molle vermiş bak 3 2 x'ten 1 harcamışız artı O2'den 6 harcamışız Direkt kat sayım olarak alıyorum CO2 ve H2O'dan 4 er mol oluşmuş O zaman C4 H8 8 buradan 4 buradan 12 12 burada bu kadar C4 H8 X'in formülü hangisidir C4 H8'dir Adana Yani tepkimeleri ne yapıyoruz Bu defa bana harcanan ve oluşan mollerini veriyor Ben bu harcanan ve oluşan mollerini alıp kat sayı halinde yazıyorum Kesirli ise tam sayıya çeviriyorum Ondalıklı ise tam sayıya çeviriyorum Çevirmesem de yanlış olmazdı da işlem hatası yapma olasılığım artar Ondan dolayı çeviriyorum yoksa Hiçbir sıkıntı yok. O zaman ne? Sırada ne var? Verim ve saflık problemleri. Şimdi bakın, bir kimyasal tepkime de harcanabilecek maksimum maddenin yüzde kaçta oluşu harcandığına veya oluşabilecek maksimum ürünün yüzde kaçının oluştuğuna verim diyoruz. Yani gerçekleşebilecek maksimumun yüzde kaçını yaptın sen. Verim ve saflık aynı şekilde hesaplanıyor. X de maksimumun yüzde kaçının tepkimeye girdiğidir ancak. Saflık ve verimin mantığı farklıdır. Verimde elindeki madde tepkimeye girebildiği, harcanabildiği halde harcamıyorsundur. Saflıkta ise hepsi girmiyor zaten. Yani senin elinde mm, 10 gram demir var. paslayacaksın, paslandıracaksın. 5 gramını paslandırıyorsun. Verimin %50. Ancak elinde 10 gram örnek var. 5 gramı demir, 5 gramı toprak. 5 gramı paslanıyor bunun. Bu sefer saflık %50 oluyor. Hani hepsi zaten istesen de paslanmıyor ya. Bu nedenle. Teorik kuramsal verim, denkleştirilmiş tepkimeye göre hesaplanan sınırlayıcı bileşenin tamamen kullanılmasıyla oluşabilecek miktar. Yani maksimum teorik verim. Gerçekte oluşan adı üstünde o gerçek verim. Gerçek bölü teorik çarpı yüzde, yüzde verim anlamına geliyor. Hemen bakalım. 27 gram alüminyum yani 1 mol alüminyum kullandım. 28 gram demir elde ettim bak. Bu 2 iken demir de 2. 1 mol alüminyumdan 1 mol demir elde edersin. Yani 56 gram elde edersin. Bizim teorik verimimiz 56 gramdır. Gerçek verimimiz soruda söylenendir. 28 gramdır. E %100 verimde tamamını harcasan 56 elde ediyorsun. 28 elde ettiğine göre yüzde veriminde %50 bu. Yani maksimumun kaçını elde ettin? Harcanana göre yapabilirsin, oluşana göre yapabilirsin. İkisine de göre yapabilirsin. Hiçbir sıkıntın yok. Bu neymiş? 50 gram saf olmayan. Bak bunun da tamamı tepkimeye girmemiş ama saf olmadığı için bu defa. 34.16 gram. Şimdi 50 katı kütlesi 34.16 kaldığına göre ee, kütle kaç gram azaldı? 15 virgül değil mi? 50-34.16 15.84 gram değil mi? Peki bu kütle. Neden azaldı? Efendim? Hı? A, tamam gaz çıktığı için o zaman bu 15,84 çıkan karbondioksitin kütlesi. Bu arada bu milli eğitim kitabının sorusu. 1 mol karbondioksit 44 ise 15,84'ü kaç mol dediğimde 0,36 mol karbondioksit oluşmuş. E, karbondioksit 0,6 mol ise CCO3 de 0,36 moldur. Ama dikkat edin. Bizim elimizde 50 gram vardı. 50 gramın tamamı girmemiş. 0.36 molü yani 36 gram harcanmış eması 100. E 50'nin 36 gramı safmış. Harcanan miktar saf olan miktardır. Saf olmayan miktar tepkimeye girmedi zaten. O zaman yüzde kaçı saftır dediğimizde yüzde 72. Anlaştık değil mi? Yine harcanana göre yapıyoruz saflık sorularımızda. 20 gram saf olmayan demir demir HCl ile girdi. VECL3 ve H2 oluşturdu. 3, 3 bölü 2 dersek denk. 6.72 litre 0,3 mol. 0,3 mol H2 ise 3 bölü 2'ye 1 kat sayı. 3'e kaç dediğimde 0,2 mol yani 11.2 gram demir harcanmış. 11.2 gram demir korkma korkma kedi gitti üstüne oturmadım. 11.2 gram demir harcanmış ama elinde 20 gram demir var. E 20'nin 11.2'si safsa yüzde kaçı saftır dersin? O da yüzde 56'sı saf oluyor. Verim de saflıkta harcanana göre hesaplanır. Oluşana göre, ürüne göre de hesaplayabilirsin. Sıkıntı çıkmaz. Birbirini izleyen tepkimelerde mantık şu arkadaşlar. Burada harcananı burada oluşturuyoruz. Pardon ters oldu. Burada oluşanı burada harcıyoruz bunlar arasında geçiş yapıyorum. Yani mesela 0,2 mol N2 ve 0,8 mol eşit. Önce bu tepkimeyi bitir. 0,2, 0,8. Bire 3 ya. 0,2 girerse 0,6 girer. 0,4 oluşur. Oluşan 0,4'ü olduğu gibi burada kullanacaksın. Kat sayısı 2 olana 0,4 dersek kat sayısı 1 olan da 0,2 mol H NH4 2 CO4 elde edilir. Birinde oluşanı diğerine harcıyorsun. Aa, neymiş bakalım. Tepkime veriminin tanımını yapmış. Tamam. Dur. N2 ile O2 arasında sınırlayıcı maddenin O2 olduğu bir tepkime %60 verimle 2 N2 O3 elde edilmiştir. %60 verimle gerçekleşen bu tepkime de eşit mol N2 O2 artmıştır. Dur bakalım. Şunu biraz küçültelim mi? Güzel bir soruymuş bu. Şöyle getirelim. N2 O2 N2 O3 Bu verimde bu tepkime de ne elde etmişiz? 2 molin 2 O3 elde etmişiz. E, 2, 3, 2. O zaman 3'e 2 harcanmış. Sınırlayıcı madde O2. Yani O2'nin %60'ı harcanmış verim %60 olduğuna göre. E, %60 harcanmış ama bizim harcananımız 3. O zaman başlangıçta kaç mol var dersek? %60 ise 3'te 5 mol vardır. 2 mol artmıştır. Eşit mol de artmış. Demek ki bundan da 2 artmış. Bundan da 4 var. 4'e 5 var. 9 mol gaz var. Buldum. Tamam. Şimdi aynı miktarı alarak N2O5 elde et diyor. Dur dur bu tepkimeye ait sormuyor. N2O5 elde et diyor. Ne yapacağım? Tepkimeyi denk olarak yazıyorum. 5O2 2N2O5. Yani 4'e 5. Ama 2'ye 5 harcanacak. Yine 2 oluşacak. N2'den 2 artacak. Şimdi tepkime, tam verimle gerçekleşen tepkime de 2 mol elde edilir. Tamam. 2 molün 2 artar. Tamam. Sınırlayıcı o 2'dir. Tamam. Kapta 2 mol madde vardır. Hayır. 2 molün 2 o 5 var. 2 mol de artan madde var ya. Kapta toplam 4 mol madde var. 2 artan 2 de oluşan toplam 4. Güzel soruymuş beğendim. Her seferinde beğeniyorum kendi sorularımı. Maşallah ne güzel sorularım var. Maşallah falan. Cu artı 1 bölü 2 O 2. Cu 2 O. Cu 2 O katı kütlesi ne ediyor? Cu elementinin Cu 2 O'ya dönüşmesi sırası kütlesi 4 gram artıyor. Başlangıçta Cu kütlesi kaçtır? Bakın hiç şeye bile gerek yok. Müyasal tepki, tepkime kurmaya bile gerek yok. Niye? Cu'nun kütlesinin artması neden dolayı olur? Gazdan dolayı. E o zaman Cu 2 128 gramken iken Cu 2 tane giriyor ya. Oksijen 16 oluyor. Oksijen 4 olduğuna göre kütlesi 4 gram. Evet tamam doğru yapıyoruz. Yanlış mı anladım dedim. Başlangıçtaki cu kaç gramdır diyorum. 4'te 1'i 4'te 1. 128'e 64. Bu, bu. 128'e 64. Şey 16 giriyor. O zaman 4 girmesi için yani elimdeki kütlenin 4 gram fazlalaşması için kaç gram girmesi lazım diyoruz sorumuzda. Hacimdeki azalma bakın bir tepkime de katsayılır hacimle de doğru orantılıdır. niye 1 molü e 3 mol ise 1 litreye 3 litre olur hacimle gazların molü doğru orantı Hacimde 4.8 eşit hacimde almış o mis gibi eşit hacimse büyüye göre hemen alırım ben hemen şunun Kalemini değiştireyim N2 H2 2 NH3 Şimdi Bundan 3 litre alsam bundan 3 litre alsam 1 litre girer 3 litre girer 2 litre oluşur katsayıyla mol doğru orantılı ee, şöyle o zaman tepkime bittiğinde bundan 2 litre artar bu biter bundan 2 litre oluşur şimdi başlangıçta 6 litrem vardı dikkat et hacimdeki azalmam 6'dan 4'e 2 litre oldu başlangıçta 6 litre varken hacmim 2 litre azaldı hacmim 4.8 litre azalması için başlangıçta kaç litre almalı kaç oldu 4, 3 katı 12, 24 14.4. 14.4 olduğuna göre her birinden 7.2 litreye 7.2 litre almışsın. Şundan 7.2 şundan 7.2 E H2 biteceğine göre H2'nin 7.2'si bitmiş. Bunun 3'te biri 2.4 harcanmış. 4.8 de oluşmuş. 2.4 n 2. 4.8 n 3. Hepsi de doğru. Cevabımız 1 2 ve 3 oldu arkadaşlar. Kimyasal hesaplamalar zaten kimyanın temeli. Yani hani kimyadan kimyasal hesaplamaları bilmiyorsan herhangi bir şey yapamıyorsun bildiğiniz gibi. Bu yüzden kimyasal hesaplamaları çok çok iyi bileceğiz. Kimyasal hesaplamalarla bir sorununuz varsa 11'den de 12'den de yapamazsınız. 12'den yapabilirsiniz. Şey çok hesaplamalara bağlı değil organik de. 11 için zor olur. AYT için zor olur ki TYT'de de bu seyrede çıkmıştı. Kimyasal hesaplamalarda burada biraz sıkıntı çektiyseniz dönüp şeyi izleyin. Ne videosu ne videosu o? Hangi video? Hangi video? P serisi kimyasal hesaplamaları izleyin. Unutmayın. Başka? Başka diyeceğim bir şey yok. Başka ne diyeyim size yani? Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Böyle yapıp bitirmek isterim ama hani bitir tuşuna da basacağım ya. Böyle yapıp bitiremiyorum. İyi diye öyle kalıyorum. Siz öyle yapıp bitirmişim gibi. Hani havalı çıkmışım gibi olsun. Diye böyle bitmiş gibi görüşürüz